Merhaba arkadaşlar. Atomun yapısının tersel gelişiminde 3. videomuzdayız. Daha önce bor atom teorisinden bahsettik. Şimdi bor atom teorisinden sonra neler oldu? Nasıl kuantum atom teorisine geçildi ve bor atom teorisinin eksikleri neler? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. 1924 yılına geldiğimizde Nobel ödüllü Fransız bilim insanı aslında bundan önce söylediğimiz neredeyse tüm bilim insanları atom yapısıyla çalışan tüm bilim insanları Nobel ödüllü ama Broglie diyor ki maddenin de ışık gibi hem dalga hem tanecik özelliği vardır. Yani buradan bizi ilgilendiren kısım şu elektronların da dalga özelliği vardır diyor. Sadece tanecik değildir bunlar diyor. Deneysel olarak ortaya konulmuş bir durum yok. Ama şurada göreceğiniz Broglie'nin yaptığı hesaplamalar var. Şurada gösterdiği gibi. İşte buradan sonra ee, Borun o yörünge kavramı problem çıkarmaya başlıyor çünkü Bor elektronun ene belirli bir enerjisi olan yörüngede hareket ettiğini söylemişti. Ancak Broglie diyor ki hem dalga hem tanecik özelliği olduğu için elektron bu yörüngede evet hareket ediyor olsa da bir dalga hareketi olarak hareket ediyordur. O yüzden de belli bir yörüngeyi takip ediyor olduğunu söyleyemeyiz. Aslında eksi yüklü tanecikler olduğu için bunların bir manyetik alan oluşturduğunu, belli bir e, bölgeyi kapsadığını söylüyor. Bakınız bununla ilgili hesaplamaları da var. Ama dediğim gibi bu bir görüş olarak ortaya atılıyor. E, elektronların da dalga özelliği, aslında tüm maddelerin de dalga özelliği gösterdiği. 1927'ye geldiğimizde elektronların dalga özelliği gösterdiğini deneysel olarak kanıtlanıyor arkadaşlar. Davisson-Germer deneyi denir. Aynı zamanda o Thomson atom teorisini ortaya koyan Thomson'ın oğlu da bununla ilgili çalışmalar yapar. Yani baba Thomson tanecik özelliğiyle çalışırken oğul Thomson dalga özelliğiyle çalışır ve ikisi de Nobel ödülüdür. Ee, ve Yaptıkları deneyle bu bilim insanları elektronların dalga özelliği gösterdiğini belirliyorlar ve elektronların dalga boyunu ölçüyorlar. Bakınız şu fotoğraf elektronların dalga hareketini gösterir. Siz suya taş attığınız zaman dışarı doğru dalga hareketini görürsünüz ya işte bunu da öyle düşününüz. Elektronların artık hem dalga hem tancık özelliği gösterdiği ispatlanıyor ve borun tanımladığı o dairesel yörüngede dönen tanecikler görüşü de geçerliliğini yitiriyor. Dolayısıyla yapılan çalışmalarla yeni bir atom teorisi ortaya konulmaya başlıyor. Kuantum atom teorisi ya da modern atom teorisine geçiştir aslında bu noktalar. Elektronların dalga hareketinin ortaya konulmasıyla bor atom teorisinde çökmeler başlıyor ama burada önemli bir noktada Heisenberg'in yaptığı çalışmalar 1927 yılında ve Heisenberg belirsizlik ilkesi diye bir ilkemiz var. Yine burada Heisenberg'in yaptığı çalışmalar var, işte hesaplamalar var ve Heisenberg diyor ki elektronlar elektron kadar küçük bir taneciğin hızı ve yeri aynı anda ve aynı hassasiyetle belirlenemez. Şöyle söylüyor. Diyelim ki diyor Borun yörüngesinde dönen bir elektronumuz olsun. Biz bu elektronu gözlemlemek için buna bir enerji gönderirsek ki enerji dalga hareketiyle ilerliyor. Şöyle. Eğer diyor büyük dalga boyu gönderirsek bu durumda konumunu belirleyemeyiz. Yani konumundaki belirsizlik yüksek olur. Çünkü o dalga elektronu çarpmayabilir. Eğer diyor küçük dalga boylu bir ışık gönderirsek bu sefer enerjisi daha fazla olur. Evet elektronun konumunu belirleriz belirleyebiliriz ama bu durumda ne olacak arkadaşlar bu elektron enerji alacak e, enerji aldığında ne yapacak enerji aldığında bu durumda hızı ve yönü değişebiliyor demek ki bizim değişebilir elektronun yerini ve konumunu aynı hassasiyetle ölçmemizin mümkünatı yok diyor o zaman elektronun da bir yörüngede döndüğünü söyleyemeyiz. O zaman yeri ve konumu bellidir, e, hızını da belirleyebiliriz diyor. Yani, Heisenberg belirsizlik ilkesini arkadaşlar, bor atom teorisindeki e, bor atom teorisi artık geçerliliğini yitirmiş oluyor belli noktalarda ve yeni bir atom teorisi ortaya konulacak artık. Bor atom teorisinin sınırlılıklarına baktığımızda ise nerelerde yetersiz kaldığına baktığımızda ise öncelikle bor atom teorisini açıklamak için hidrojen atomuyla yani bir elektronlu bir atomla çalışıyor. O yüzden bor atom teorisi tek elektronlu sistemleri açıklayabiliyor. Bu sistemleri açıklayabiliyor. Ancak arkadaşlar çok elektronlu sistemleri açıklamakta yetersiz kalıyor. Birinci problemimiz bu. Açıklamakta yetersiz kalır. İkincisi, elektronların hem dalga hem tanecik özelliği gösterdiğini söyledik ama dalga özelliği bordan sonra ortaya koyuldu. Dolayısıyla bor atom teorisinde elektronların elektronların Sadece tanecik hareketini göz önüne alıyor. Göz önüne alır. Yani dalga hareketinden bahsetmiyor. Hatta şöyle diyorlar. Eğer borun söylediği gibi bir yörüngede elektron bir tanecik olarak hareket etseydi ne olacaktı? Çekirdekte bulunan artı yükler bu elektronu kendine doğru çekecekti ve bu elektronun zamanla çekirdeğin içine geçmesi lazımdı. O zaman elektronun aslında çekirdek dışında dalga hareketi yaparak da hareket ettiğine göre ve gidip çekirdeğe de yapışmadığına göre o zaman bizim artık elektron bulutları tanımlamamız lazım. Yani kuantum atom teorisini açıklamamız lazım diyor bilim insanları. Geldik modern atom modeline ve orbital kavramına. Arkadaşlar Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir taneciğin belirli bir konum aralığında olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani yerini ve hızını aynı hassasiyetle ölçemediğimize göre. O nedenle de elektronların bordu olduğu gibi dairesel yörüngeleri izlediğini ispatlayamıyoruz. Ancak elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden söz ediyoruz. İşte bu. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital diyoruz. Orbitaller elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu uzay bölgeleridir. Şu yan tarafta da şu gördüğünüz kuantum atom modelidir. Atom modeli. Bakınız. Şu noktalar elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri tanımlar. Ha elektron burada mı? Hiçbir fikrimiz yok. Elektron belki de burada. Belki şurada, belki şurada ama olasılık olarak hesaplamalar yapılıyor arkadaşlar ve elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler tanımlanıyor. Biz de modern atom modelini bu orbital kavramı üzerinden tanımlamaya başlayacağız bundan sonraki videomuzda artık. Son olarak bu videoda borun yörüngeleri ile e, kuantum atom modelindeki ya da modern atom modelindeki orbital kavramlarını bir karşılaştıracak olursak arkadaşlar. Burada bakınız şunlar borun yörüngeleri. Bunlar ise bazı orbital türleri. Bundan sonraki videolarda göreceksiniz. Şimdi yörünge elektronun izlediği varsayılan dairesel yolları tanımlıyor. Orbital ise elektronların Bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri tanımlıyor. Bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerdir. Bunların doğu bölgelerdir bir yazayım. Fiziksel olarak bir anlamı yoktur. Yani şurası orbitaldir diyemiyoruz. Bunları e, fizik kurallarıyla, dalga kurallarıyla ya da matematiksel ve... Dalga kuralları ve matematiksel işlemlerle belirlenmiş bölgeler. İkincisi yörünge elektronun düzlemsel hareketini temsil ediyordu. Hani bu elektron böyle bir yörünge üzerinde dönüyordu ya. Oysaki orbitaller elektronun hem dalga hem tanecik özelliği gösterdiği için 3 boyutlu hareketini temsil ediyor. Temsil eder üçüncüsü yörüngeler daireseldir oysa ki bakınız şu bir orbital böyle küresel şunlar da orbital türleri dumbbell gibi ya da papyon gibi orbitallerin farklı şekilleri vardır tek bir şekilden bahsetmiyoruz dördüncüsü her yörüngenin belli bir enerjisi olduğunu söylemişti e, Bohr orbitalde ise enerji düzeylerimiz olacak ve her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilecek ve bu orbitallerin enerjileri de birbirinden farklı oluyor arkadaşlar. Ve son olarak yörüngede her yörünge belirli bir enerji kapasitesine sahip ve her yörüngede yalnızca belirli sayıda elektron bulunuyordu. Hatta 2 8 8 2 diye sıralarsınız ya, orbitale geldiğimizde ise her orbitalde en fazla 2 elektron bulunabiliyor. Şimdi zaten bundan sonraki videolarımızda biz ne yapmaya başlayacağız arkadaşlar? Şurada tanımladığımız bu orbitallerin özelliklerine göre orbital türlerinden, elektron sayılarından, şekillerinden vesaire bunlardan söz ediyor olacağız. Bu video ile atomun yapısının tarihsel gelişimini bitirdik arkadaşlar. Artık bundan sonraki videomuzda modern atom modeli ve kuantum sayılarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.